Fatih Erbakan Adana'da yeniden Refah Partisi lideri. Bir takım çalışmalar yapmak için birkaç gün Adana'da kaldı Fatih Erbakan Bey. İzledim efendim, yakinen de röportaj da yaptım. Rahmetli Erbakan'ın kopyası. Kibarlığı, beyefendiliği, donanımı, bilgisi, konuşmaları, hitap şekli. Çok saygılı bir lider. Yani o kadar parti var, her partide bir başkan var ama lider ayrı bir şey. İşte Fatih Erbakan Bey lider. İşte Adana'nın güzel bir otelinde yemekli bir toplantıda kendisine kılıç hediye edildi. Kılıcın üzerinde Fatih Erbakan yazıyordu. Kılıç Osmanlı kılıcı. Gerçek bir kılıç. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buluşmamız, yemekli toplantımız hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun inşallah. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Her şeyden önce çok değerli misafirlerimize, Adana'nın her kesiminden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden, kanaat önderlerinden, iş adamlarından çok kıymetli misafirlerimiz var. Hanımıyla, erkeğiyle tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum. Ve tabii ki değerli il başkanımıza bu organizasyondan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Kendisiyle birlikte organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimize de hususi teşekkürler ediyorum. Yine bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ilgilerinden, alakalarından dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu toplantımızın Adana için, Adanalılar için, ülkemiz, milletimiz için, yeniden Refah Partimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki yine başlarken ifade etmemiz gereken önemli bir husus, merhum Erbakan hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin, bizleri de kendisine layık eylesin, Cenab-ı Allah cennetinde buluştursun. Merhum Erbakan hocamızın Adanalı olması son derece önemli bir husus. Baba tarafından Adana Kozanoğulları Beyliğine dayanan aile silsilesi, gerçekten de Kozanoğulları Beyliğinden kalan Kozan'da, Sahin Beyli'de ailemizin, Erbakan hocamızın bireyleri ve uzaktan akrabalarımız halen daha mevcut bulunuyor. Erbakan hocamızın babasının Adanalı olması Erbakan hocamızı da bizi de doğal olarak Adanalı yapıyor. Ve bu nedenle Adana'da bu programın yapılması, hemşerilerimizle memleketimizle bir araya gelmiş olmamız bizler için daha da büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. İnşallah Adana'ya, Adanalılara faydalı olmayı, hayırlı hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Bir kez daha Erbakan hocamıza, Erbakan ailesinden geçmişe irtihal eden bütün geçmişlerimize ve burada bulunan kıymetli Hazirun'un da geçmişlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Allah cennetinde buluştursun inşallah. Tabii yeniden Refah Partimizi 3 sene önce kurduğumuzda dedik ki yeniden Refah Partimiz yeni kurulmuş bir partidir. Ancak aynı zamanda 50 senelik geçmişe sahiptir. 3. yıl dönümü kutlamalarımızda da dedik ki 3 yaşında ama 52 senelik geçmişi mazisi olan bir partidir. Bu noktada yine merhum Erbakan hocamızın fotoğrafa bakmak yerine videoyu izlerseniz olayları daha iyi anlarsınız, daha iyi görmüş olursunuz diye bir sözü vardı. Yeniden Refah Partimizi de tarif ederken, yeniden Refah kadrolarımızı tarif ederken, anlatırken 50 senelik geçmişimize atıfta bulunuyoruz. Bu geçmişte hangi hizmetler var, nasıl bir anlayış var, nasıl bir zihniyet var, nasıl destanlar var, bunları anlatıyoruz. Bunu anlatmamızın sebebi tarihi bilgimizi, geçmişle ilgili bilgilerimizi tazelemek ve nostalji yaşamak değil, aynı zamanda asıl olarak bugün yeniden Refah Partisi'nin nasıl bir ruha sahip olduğunu ortaya koymak bakımındandır. Bir defa milli görüşün geçmişi cesaret dolu bir geçmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrinin verilmesi, arkasından Türkiye'ye Amerika'nın ambargo uygulamasıyla
Bu sefer İncirlik Üssü'nün kapatılması, arkasından 54. hükümette Amerikan Büyükelçisi'nin bütün uyarılarına rağmen çekiç gücün Türkiye'den kovulması, Amerika'nın İran ve Irak ambargolarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından merhum Erbakan hocamızın başbakanlığında delinmesi, bu ambargoların haksız ambargolar ve bir zulüm olması sebebiyle Erbakan hocamız bu ambargoları deldi biliyorsunuz. İran'la muazzam bir doğalgaz anlaşması imzalandı. Irak'la Kerkük yumurtalık petrol boru hattı açıldı, sınır ticaret serbest bırakıldı. Çekiş gücün kovulmasıyla birlikte bu adımlar Amerika'yı son derece rahatsız etti. D8'in kurulması, Amerika'nın planı olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin suya düşmesi manasını taşıyordu. D8'in kurulması ve D60 hedefinin İslam Birliği hedefinin ortaya konulması ayrıca büyük bir cesaret örneğidir. Ve yine Amerika için, dış güçler için bardağı taşıran damlalardan bir tanesi de Türkiye ile İran arasında alışverişlerin, ticaretin kendi para birimlerimiz cinsinden yapılıp Amerikan dolarının bu noktada devreden çıkartılmasıdır. Şimdi rahmetli Erbakan hocamızın meşhur haykırışını sizler de hatırlayacaksınız. Meclis kürsüsünden bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diye haykırıyordu. Ancak sadece konuşan değil, konuştuğunu yapan bir insan olması dolayısıyla bana ne Amerika'dan sözünün gereğini de fiiliyatta, icraatla ortaya koyuyordu. Bedel ödemekten korkmadan, koltuğunu, makamını, mevkisini kaybetmekten korkmadan bu adımları attı. Öyleyse milli görüş demek, bizim geçmişimiz demek, cesaret demektir. Bunu ortaya koymak lazım. İkincisi dirayet demektir. Dünyanın başka herhangi bir yerinde 4 tane partisi haksız yere kapatıldığı halde 5.sini kurup yoluna devam eden, 12 Eylül döneminde mahkemelerde idamla yargılanmasına rağmen davasından en ufak bir taviz vermeden, ödün vermeden tekrardan mücadelesine kaldığı yerden devam etmesi, bunlar hem cesaretin hem de dirayetin çok güzel göstergeleridir. Bununla beraber bizim geçmişimiz Erbakan Hoca milli görüş insan olmasına rağmen otururken ceketinin ilikli olması kendisine gerçekten de rahatsızlık vermesine rağmen otururken dahi ceketinin düğmesini açmayan bir insandı. Kendinden yaşça çok küçük olan insanlara dahi ceketinin önünü ilikleyerek ayağa kalkarak karşılayıp ayrılırken kapıya kadar onları uğurlaması gerçekten de bir nezaket abidesi olduğunu göstermekteydi.